Merhaba sevgili İzweb TV izleyicileri. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hani bazı insanlar vardır, yanlarında huzur bulursunuz. Sakin, dingin bir deniz kıyısında oturuyor, hissiyatı verir. Yaratır üzerinizde. Dostluğu, abiliğini hissedersiniz iliklerinize kadar. Bugünkü konuğumdan bahsediyorum. Nardere Belediye Başkanı Ali Engin. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Doğan kardeşim. Çok teşekkür ederiz böyle. Dostça cümlelere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Çünkü uzun yıllardır tanıyorum ben sizi. Benim için bunlardı hissettiklerim ve bu yüzden bunu söylemek istedim ben. Başkanım, 7 ay geride bıraktınız. Hedeflerinizi planladığınız ilk 7 ayda gerçekleştirebildiniz mi? Başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilere de iyi günler diliyorum. Umarım güzel, yararlı bir program olur. Tabii ki 7 ay doldu. Biz de hem seçim bildirgemiz hem hazırladığımız stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Narlıdere hep ifade ediyorum. İzmir'in çok güzel bir yerine konumlanmış. Doğası, ormanı, denizi, insan dokusuyla gerçekten üstünlükleri olan bir ilçemiz. Biz de burayı tanıtımına katkıda bulunalım. Özellikle yayaların, yaşlıların, engellilerin, emeklilerin, çocukların sokakları daha iyi kullanmalarını sağlayalım. Buna yönelik sağlıklaştırılmış sokaklar, alışveriş sokakları, bisiklet yolu, yaya yolu, meydanlar, çay bahçeleri, yeme içme alanları, birazdan belki konuşacağız. Buna ilişkin kültür, sanat projeleri. Çok güzel bir kültür merkezimiz var ama yenileme ihtiyacı vardı. Yavaş yavaş buranın yenileme işlemlerine başladık. Türkiye'de ilk defa sanat kültür adına 80 kişilik bir çocuk senfoni orkestrası kuruyoruz. Başladık, kurduk yani. Kuracağız değil. Kurduk şu anda. İnşallah yıl başında ilk konserimizi, yeni yıl konserimizi vereceğiz. Bu çok önemli bir şey. Çok önemsiyoruz. 1000'e yakın kültür sanat kurslarımıza devam eden çocuklarımız, yurttaşlarımız var. Yine hem genel merkezimizin hem bizlerin önemsediği ilk kreşimizi açtık. İkincisini önümüzdeki yıl açacağız. Hep önemsediğimiz yeni doğan bebeklere hoş geldin diyoruz ve onların evlerini ziyaret ederek hediyeler veriyoruz. Vatandaşla iletişimimiz gelişsin. Anında herkes sorunlarını iletsin diye hemşeri iletişim merkezi kurduk. Çok iyi işleyen bir sistem. Buna benzer çabalarımızı sürdüreceğiz ve önümüzdeki 5 yılda metroda 2 yıl sonra Narlıdere metrosu bittiğinde İnsanların gezip görmek için, günübirlik ziyaret etmek için işte tarihi dokuyu yenileyeceğiz. Önümüzdeki yıl onun restorasyonuna başlıyoruz. Meydanda bazı çalışmalar yaptık. Yukarıköy meydanında. Yani ben şu iddiadayım. 2-3 yıl sonra bambaşka bir Narlıdere göreceksiniz. Başkanım, çoğu belediye başkanları yine kendi partili belediye başkanlarından devralar alırken ya çok borç da aldım gibi, ama siz 7 ayda birçok projeyi hayata geçirmişsiniz. Biten projeler var, devam eden projeler var. Bu bir bahane mi sizce? Evet. Yani bahane değil. Bunlar kamu kurumu. Bir de dediğiniz gibi bizden önce 20 yıl belediye başkanımız bir yapmış bir arkadaşımızdan devraldık. Evet, her kurumun borcu olabilir ama önemli olan bunu ödemek, yeni kaynak yaratmak ve kaynakları doğru kullanmak. Öncelikleri doğru belirlemek, yapacağımız projelerin sıralamasını doğru tespit etmek. Biz de bunu yapıyoruz. Dediğiniz gibi hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Hiçbir gerekçe tanımıyoruz başarının önünde. Sonuçta biz aday olurken bütün bunları biliyorduk. Borcun olduğunu biliyorduk, sorunları biliyorduk. Ve vatandaşa vaat ettiklerimiz var. Bunlardan daha fazlasını yapacağız inşallah. Başkanım, personelinizle iyi ilişkiler kuran bir belediye başkanısınız. Temizliğe önem veren bir belediye başkanısınız yine. Neden temizlik önceliğiniz? Çünkü Doğan kardeşim, temizliği başaramayan bir belediye başkanı
hiçbir şeyi başaramaz. Ben seçildiğimden beri onu söylüyorum. Ve şunu iddiayla söylüyorum. Bu konuda çok başarılıyız. Önümüzdeki günlerde bu daha da iyi görülecek. En temiz ilçe olduğumuzu söyleyebilirim. Yani temizlik başarılamıyorsa gerisi yalan. Bu, yani kent kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Kent kültürü. Yani evet. Şehir temiz olmalı yani. Sonra diğer hizmetler, diğer projeler gelebilmeli. Biz de çalışanlarımız da onu başardık. Özellikle buradan bayan çalışanlarımıza, temizlik çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Tıpkı kendi evlerinde olduğu gibi 30-35'e yakın bayan temizlik görevlimiz var. Onlar Narıdere'lerle çok iyi bir iletişim kurdu. Ve Narıdere'nin sokaklarını pırıl pırıl yaptılar. Hatta ben bunlara bu görevi verirken, ya bayanlar sokakta çalışır mı dediler. Ben şunu dedim, bayanlar her işi başarır. Erkeklerden daha başarılı olur. Erkeklerin beceremediği işleri bile yaparlar dedim. Beni yanıltmadılar. O bayan arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Temizlik personelimize. Narıdere'yi denizle buluşturma gayretinizi biliyoruz biz. Bu çalışmalar nelerdir, ne aşamada? Öncelikle her yıl deniz festivali yapacağız. Bir yelken kulübü oluşturacağız. Onun hazırlıklarına başladık. 9 Eylül'de biliyorsunuz yaklaşık 200 yelkenlinin katıldığı yelken yarışları düzenledik. Çok güzel bir sahilimiz var. Çok güzel bir sahil düzenlememiz var. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu. Eksiğimiz şu, biz ormandan denize kadar 4 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapacağız. İnşallah bunu önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yaz ayında, yani Haziran, Temmuz ayında yürüyerek, bisikletle en uzaktan denize kadar gelebileceksiniz. Ve denize geldiğinizde de bir çay bahçesi yapacağız. Halka, ailelere yönelik. Çok ucuz bir şekilde dinlenme alanları yapıyoruz sahile. Dolayısıyla bütün Narıdereleri yürüyerek, bisikletle, aracıyla veya herhangi bir vasıtayla gelip denizle buluşmasını sağlayacağız. Başkan, Türkiye'de ilk defa bir ilki gerçekleştirdiniz siz. Tek meclis üyesi bulunan, yani muhalif meclis üyesi tek bulunan AKP'li meclis üyesini şehir dışına çıktığınızda başkan vekilliğini ona bıraktınız. Bu hem ulusal basında hem yerel basında evet. Çok da yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bu ilkti. Neden böyle bir şey yaptınız? Yani sizin meclis üyeleriniz varken neden muhalif meclis üyesine bıraktınız? Şöyle, o arkadaşımız AK Parti'den seçildi, Reşat Bey. 3 gün görevi ona bıraktım. Marmaris'te Belediyeler Birliği toplantısına gittiğim için. Türkiye'de derin bir ayrışma var. Özellikle meclis çoğunluğu bizde olmayan belediyelerde rakip partiler belediye başkanlarını sıkıştırıyorlar. Biz de yani rahatlıkla belediye yönetimini bir kişi de olsa azınlık partisi milletvekiline verebiliriz dedik. Bunu kanıtladık. Arkadaşımız 3 günde çok da işini, sorumluluklarını iyi yaptı. Gayet de güzel oldu. Toplumsal uzlaşma kültürü, demokrasi kültürü aslında da bir katkımız oldu diye inanıyorum. Bunun örneklerinin çoğalması lazım. Yani gerginlikle beslenen, kutuplaşmayla beslenen siyaset yerine uzlaşıyla sorun çözen, birbirini anlayan ve bunu da topluma yansıtan bir siyaset anlayışı geliştirmemiz lazım. İl başkanlığı yapmış biri olarak 30 ilçeyi iyi tanıyorsunuz. Bu kongre süreci çekişmeli geçer mi ilçelerde başkanım? Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dinamik bir örgüt yapısı var. Dinamik bir seçmen yapısı var. Bunu bazen anarşi, kaos olarak algılayanlar var. Ama şunu gördük, bu dinamik yapı seçimlerde, yani bütün seçimlerde bir araya gelip milyonlarca oy alabiliyor. Ve 100 yıldan beri bu organizma hayatını sürdürebiliyor. İşte düşünün AK Parti vesaire daha önce kurulanlar, örgüt baskılandığı için, üyeler baskılandığı için, partiye hizmet edenler yok sayıldığı için partiler kapanıyor bir müddet sonra. Yani lider evet. Gittikten sonra partiler kapanıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes sözünü söyleyebildiği için, iddiasını ortaya koyabildiği için, yarış rekabete katılabildiği için, fikirlerini genel başkana kadar iletebildiği için 100 yıldan beri
yoluna devam ediyor. Bence bu CHP'nin güçlü yönü. Şu an itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kaos yok. Tatlı bir yarış rekabet var. Tabii ki ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle sen genel başkanımız uzlaşarak hiç değilse bu dönem yani kimseyi dışarıda bırakmadan çünkü yarışlar, rekabetler bazen ciddi bir insan kaynağını yönetim dışına bırakabiliyor. Bunun için uzlaşın diyor ama bu rekabet olmayacağı anlamına gelmez. Ben partide sağduyunun egemen olacağını, yorulan arkadaşlarımızın yerine örgütün daha iyilerini seçeceğini, hak edenleri seçeceğini inanıyorum. Bu bir şeyde en geç Nisan gibi, Mart-Nisan gibi kurultayımızla son bulacak bir süreç. Partinin önünü açacaktır. Değişimine, yenileşmesine neden olacaktır. Yeni bir heyecan, yeni bir enerji gelecektir. Bu bakımdan bir zafiyet değil, bir güç olarak görüyorum bu kongreleri ve kurultayı. Siz Nardere'de belediye başkanısınız. Karşıyaka'da oturan, Karşıyaka'da ciddi anlamda söz sahibisiniz delege üzerinde. Hem Narlıdere'yi hem de Karşıyaka'da tavrınız ne olur kongrede? Şöyle söyleyeyim. Karşıyaka tabii benim uzun yıllardır siyaset yaptığım, oturduğum bir alan. Ben Karşıyaka'daki örgütümüz, hep söylüyorum Karşıyaka beni il başkanı yaptı. Karşıyaka örgütü. Tabii ki İzmir örgütü yaptı. Her zaman duyduğum bir kişi. Sıklıkla benim fikrime, düşünceme başvurulan bir ilçemiz. Ben de gereğini söylüyorum. Yine aynı çerçevede uzlaşı, barış, birlik, beraberlik. Bir de şu var, belediye başkanıyla çatışan, belediyenin enerjisini azaltacak değil, ona destek olan, dayanışma içerisinde bir yönetim çıkarsa, bu sadece Karşıyaka için değil, diğer ilçeler için de öyle. Yani özetle belediye başkanı belediye başkanlığını yapacak, ilçe başkanı da ilçe başkanlığını yapacak. Yani belediye uyum içerisinde çalışacaklar. Ben Karşıyaka'da da iyi şeyler olacağına inanıyorum. Yani bana gelenlere, görüşümü soranlara uzlaşıyla, birlikte, beraberlikle, mahallelerde, tek listeyle gidilmesi gerektiğini öneriyorum. Tabii Karşıyaka ne yapacağını bilir bence. Aha. Başkanım, il kongresinde uzlaşı tek aday olur mu? Olmazsa tavrınız ne olur? Şöyle, genel başkanımızın önerisi uzlaşı adayı. Genel başkan ve genel merkez mutlaka bir aday önerecektir. Ve benim de tutumum, genel merkezim ve genel başkanın, evet ben bu dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı böyle bir adayla, böyle bir il başkanıyla seçime gitmek, Cumhurbaşkanı seçimine gitmek istiyorum diyecektir. Ve biz de ona uyacağız yani. İl kongresindeki tavrımız budur. Genel başkanın ve yönetiminin uzlaşı adayı olarak ortaya koyduğu, bize önerdiği, örgütü önerdiği, biz de örgüt üyesiyiz belediye başkanı olarak. O öneriye uyacağız. İl başkanında aranacak kriterler ne olmalı sizce? Çünkü il başkanını yapmış birisiniz. Evet. Mevcut il başkanı ve öncesi yani siz de dahil evet. Ve şu andaki mevcut il başkanında ve bundan sonraki aday olacak il başkanında kriterler ne olmalı sizce? Ya hakikaten ben şu anda belediye başkanıyım ama CHP İzmir'de il başkanlığı yapmak bir onur. Benim için de öyle. Diğer arkadaşlarımız için de öyledir. Çok önemli bir mevki bence İzmir CHP il başkanlığı. Burada tabii birçok özellik sayabiliriz hepimizin bildiği. Bütün hemen hemen il başkanlarımızın sahip olduğu özellikler bunlar. Hani hepimizin tebarüz etmiş özellikler. Ben bu özellikler içerisinde partinin kültüründen yetişmiş, seçmeni iyi temsil eden, CHP'ye oy veren, ama vermeyenleri de ötelemeyen, yani oy vermeyenleri, kapsayıcı, örgütte evet yarış rekabet olabilir ama bu yarış rekabet bittikten sonra diğerlerini ötelemeyen bir il başkanı herhalde olacaktır. Buna bu özelliklere sahip şimdiki il başkanımız da var, diğerleri de var. Genel merkezimiz, genel başkanımız neyi uygun görürse
partinin lehine. Çünkü sonuçta önemli bir seçime gidiyor Cumhurbaşkanlığı seçimi. Belki de 50-60 yıl sonra ilk defa iktidar olacağız. Yani kimin il başkanı olduğundan ziyade hani ne yapacağımız, iktidar olacağımızı önemsememiz. Genel başkan bu dönem böyle bir şey istiyor. Bu iddiayla istiyor. Yani ben yeni bir iktidar çıkaracağım. Bu konuda genel başkana destek olmamız lazım. Başkanım birkaç mesaj var, onları okuyayım. Alekber Güneş, İz Gazete yayın hayatında başarılar diliyorum demiş. Şahin Fırat, Nardere Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, sayın başkanımıza ve size iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz sayın ilçe başkanımıza da, Alekber Bey'e de. Yaşar Tekin demiş ki kendisi ve kendisi telefon numarasını değiştirmeyen ender başkanlardan birisi, ayağına Allah taş değdirmesin demiş. Yaşar Tekin. Sağ olsun Yaşar. Zülal İpek Pula, iyi yayınlar diliyorum İz Gazete demiş. Adnan Alabay, iyi yayınlar diliyorum sağ demiş. Sağ olsun Adnan abicim. Arzu Haydar, Aydın Ceylan, Çiğli'den Ali Başkanıma selam sevgiler sağ demiş. Olsun. Sağ olsun. Başkanım, CHP başarılı bir yerel seçim geçirdi. Önümüzde erken veya zamanda olsa bir genel seçim var. CHP nasıl bir çalışmayla iktidar olunabilir? Evet. Yerel seçimdeki performansı genel seçime kadar taşımalı mı? Millet İttifakı bu anlamda önemli olduğunu gördük yerel seçimlerde. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir strateji uygulamalı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle, katılıyorum. Bu ittifakı sürdürebilmeli. Hatta bunu daha öteye götürebilmeli. Yani işte AK Parti içerisinde tek adam rejimine karşı Türkiye'nin yeniden bu dış politikasını gözden geçirecek, ekonomiyi büyütecek, yeniden dışarıdan sermaye akımını güçlendirecek, yeniden hukuk devletine dönsün diyen AK Partililer var. Muhtemelen önümüzdeki aylarda onlar da partileşecek. Eğer onlar da aynı kaygıyı duyuyorlarsa bence ittifakı büyütmek lazım, çoğaltmak lazım. Ta ki Türkiye yoluna yeniden Atatürk'ün çizdiği yurtta barış, cihanda barış çizgisine getirdikten sonra yeniden insanlar iş bulup üniversiteleri özgür, basını özgür, yargısı bağımsız olana kadar bu ittifak devam edebilmeli. Yani bu geçiş dönemi ama bu sorunları halletmek için bu ittifak var. Barışı sağlamak için, refahı sağlamak için, huzuru sağlamak için, hukuk devletini inşa etmek için, Türkiye'nin dünyayla barışması için, huzur için, şehitlerimizin gelmemesi için bu ittifakı sonuçlandırmak lazım. Taşlandırmak lazım. Taşlandırmak da önümüzdeki dönem bir başkan adayı çıkaracağız ve onu en az %60'la seçeceğiz. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii bu yerel seçimlerden sonra birçok belediye başkanı aldınız. 26 evet. İlçeyi aldınız. Yakın bir tarih içerisinde Buca Belediye Başkanı Serkan Kalmaz görevinden alındı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakış açınız ne? Vallahi bir değerlendirmem olmaz. Başkanım takdir edilir. Biliyorsunuz yasal olarak belediye başkanı meclisten bazı meclis üyelerini nüfusuna göre belediye başkan yardımcısı atar. Sonra memnun kalmazsa görevinden alır. Bu da ben rutin bürokratik bir işlem olarak görüyorum. Fazla siyasetle ilişkilendirmesini doğru bulmuyorum yani. Başkanım, biraz önce dediniz genel başkan kimi tarif ederse ben o yönde evet. Oyumu kullanacağım. Şimdi iki tane aday olacağı belli. Uzlaşı aday üzerinden il başkanı seçilmeyeceği netleşti gibi. Evet. Bu süreçte mevcut il başkanı kimi der ki genel başkan tarafından destekleniyor, kimi der ki aslında genel başkan artık bu sürecin içinde olmayacak. Evet. Eğer genel başkan bu sürecin içerisinde olmazsaydı ya da olmazsa ben İzmir'de evet. Uzlaşı aday üzerinden talimat vermiştim. Ama bu Demokrasi Parti içi bir yarış ve bu iki aday yarışabilir. Ben her ikisine evet. De başarılar dileyip taraf olmayacağım derse. Evet. Sizin tavrınız burada ne olur? Şöyle, varsayımlarla bence hareket etmekten ziyade en son genel başkanın bize verdiği talimat var. Yani uzlaşıyla aday belli. O talimat, o öneri ortadayken ben böyle varsayımlar üzerinden konuşmak istemiyorum. O eğer fikrini değiştirirse, hayır vazgeçtim, uzlaşı yok, yarışın derse, o zamanki adaylara bakarız, koşullara bakarız. Yani şu anda ben halen genel başkanın bu önerisini ciddi buluyorum, anlamlı buluyorum, desteklemeyi düşünüyorum.
uzlaşıyla Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de Büyükşehir Başkanı'yla, mevcut il başkanıyla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, örgütümüzle bir uzlaşı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yani Tunç Soyer'in de buna ihtiyacı var. Çünkü önümüzde 4,5 yıl, koca bir 4,5 yıl var. Bunu ancak uzlaşıyla çözebiliriz. Yani kongrede birinin kaybettiği, birinin kazandığı bir kongre 4,5 yılda başka sorunlar çıkarabilir. Ben genel başkanın önerisini doğru buluyorum burada. Aslında Deniz Yücel başarılı bir seçim süreci geçirdi. Çünkü mevcut kayıp ilçelerin üzerine birkaç daha ilçeye koyarak İzmir'de başarılı oldu. Tabii takdir yine genel merkezin, merkez ne derse, genel başkan ne derse öyle olacak. Yani genellikle başarılı bulunuyor. Ben de başarılı buluyorum. Ama genel başkanın tavrı bizim için önemli. Başkanım şimdi Narlıdere, siz 7 ayda yapmanız, 5 yılda yapmanız gerekenleri neredeyse 7 aya sığdırdınız. Ben kreş açılışına geldiğimde çok kitlesel bir katılım vardı. Narlıdereliler çok ilgi göstermişti ve çokça büyük bir kreş açtınız siz. Biz 5 yıl sonra, yani 4 yıl kaldı neredeyse. 4 yıl sonra nasıl bir Narlıdere hayal edeceğiz? Geçilen yer değil, kalınan yer. Şöyle, işte sahil evlerine bir tenis tesisleri yapacağız. Yani tenisin de merkezi olacak. Tenis kulübü kuracağız. 22 okulumuz var özellerle beraber. Hepsiyle çok sağlıklı ilişkiler geliştirdik. 10 bine yakın öğrencimiz var. Bunları kültüre, sanata, spora kanalize ediyoruz. Okul müdürlerimizle beraber. 4 yıl sonra Narlıdere'de inanın dün işte önümüzdeki günlerde de dün toplandık, önümüzdeki günlerde toplanacağız. Narlıdere'yi slow food şehri yapmayı planlıyoruz. Yani güvenli gıda, sağlıklı gıda, tarihi evlerinin restore edildiği, sokakların yayalaştırıldığı, bisikletli veya yaya yürümenin çok rahat olduğu meydanları olan, deniz kıyısında olan hafif, yerel lezzetlerin pazarlandığı, sunulduğu bir Narlıdere hedefliyorum. Narlıdere'ye biz yeni bir AVM yaptırmayacağız. Betonlaştırmayacağız. Mevcut şeyi arttırarak yeşil dokuyu, tarihi mirasımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkarak çekim merkezi yapacağız. 2 yıl sonra metro bittiğinde ben inanıyorum ki Balşova'dan, Üç Kuyulardan, Üç Yoldan çevredeki 1 milyon nüfusun da uğrak yeri olacak. Yani bizim nüfusumuz 70 bin ama biz 1 milyon insanın ekseninde olacağız. Çekim yani bir durak sonra ziyaret edilen, seyahat edilen, dinlenilen, işte macera parkıyla, tenis tesisleriyle, yürüyüş alanlarıyla, tarihi dokusuyla, sanat sokaklarıyla anılan bir ilçe olacağız. O çevre ilçeler, mahalleler, Balçova dahil, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe mahalleleri, komşu mahallelerimiz bir durak sonra metroyla Narlıdere'ye gelebilecekler. Slow Food çalışmalarına katılacağız. 2020'de İzmir'de bu Slow Food şehirlerinin fuarı, Terra Madre fuarına hazırlanıyoruz. Uluslararası bir fuar olacak. Tunus Üyeler'e teşekkür ederiz. Biz Slow Food örgütüne de üye olacağız önümüzdeki yıl. Yani bu hazırlık içerisindeyiz. Sonuçta insanın en büyük ihtiyaçlarından biri sağlıklı, güvenli, taze gıda. Ona ulaşmak. Ve biz onu kontrolle, eğitimle, referansla sağlayacağız. Narlıdere hudutlarında. Bu yönde ciddi çabalarımız olacak. Yani biz her şeyi yapalım değil. Bazı şeyler yapalım. Kültürde, sanatta, sporda olalım. İşte yeme içmede olalım. Günübirlik turizmde olalım biz diyoruz. Tabiatımızı, tarihsel mirasımızı tanıtalım. Yani çok dağılmayacağız yani. Bu çerçevede okullarımızla, kaymakamla, bütün partilerimizle, sivil toplumla, şimdi önümüzdeki günlerde kent konseyi seçimleri yapacağız. İnşallah orada da bir uzlaşma sağlayacağız. Seçimle değil, uzlaşmayla yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla herkesi kattığınızda başarı geliyor. Herkesi, her kesimle işbirliği yaptığınızda yeni bir enerji çıkıyor ortaya.
Yani 2 kere 2 10 ediyor. Eğer kavga, ayrışma, gerginlik olursa 2 kere 2 en fazla 4 eder. Ama biz 2 kere 2'nin 10 ettiğini, 15 ettiğini, 20 ettiğini 7 ayda bu uzlaşma kültürüyle ortaya koyduk. Küçük bütçeli, işte finansal sorunları olan bir ortamda nelerin yapılabileceğini dayanışmayla, diğer kurumlarla, öncelikleri doğru belirleyerek, işbirliği yaparak yaptık. Daha fazlasını yapacağız. Peki başkanım, STK'larla ilişkileriniz iyi. Herkesin fikrini alıyorsunuz. Sokaktasınız. Örneğin ben bir geçen geldiğimde bir sabah dolaşırken siz mahalleli asfalt istemiş. Ertesi sabah asfaltın bittiğini söylediler. Evet. Evet. Hatta oradan bir arkadaş mı geldi? Ya dün söyledik ama bugün asfalt bitmiş diye. STK'ların bu konudaki size bakış açısı, belediyeden istekleri nelerdir? Çok olumlu. Ben seçimden önce şunu söylemiştim. Aslında örnek bir sivil toplum var. Demokrasi platformu var orada. 20-25'e yakın dernek üye platform halinde. Çok iyi. Ve hepsi bana destek oldu. Yani bizim %80 oy almamızın bir nedeni de o. İçinde ADD, Emekli Subaylar Derneği dahil, Emşeri Dernekleri, Eğitim Sen, CHP, HDP, ÖDP, MHP, herkes var. Ve bunların hepsiyle sağlıklı iletişimimiz var. Ben onlara bir söz vermiştim. Kent Konseyi Başkanını onlar seçecek. Ben de destek olacağım. Şimdi inşallah onların önerilerini destek olacağız ve kendi işlerinden başkan kent meclisini seçeceğiz. Zaten aslında bir kent meclisi var. Demokrasi platformu. Bütün partiler üye. Sivil toplumun üye. Bir araya geliyorlar. Ortak tutum geliştirebiliyorlar. Ve tamamı benim seçilmeme neden oldu. Değişik partiler de var. Yani CHP dışında yani, partiler var. Sol sosyalist partiler. Evet. Dolayısıyla bizim bütün partileri ziyaret ettim ben seçildikten sonra. AK Parti, MHP, HDP, İşçi Partisi dahil. Hepsini ziyaret ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Dolayısıyla ben il başkanlığım sırasında aktif siyaset yapan bir siyasetçiyim İzmir'de. Ama şimdi belediye başkanıyım. Hizmet yapmak istiyorum. Herkesi dinlemek istiyorum. Herkesin vergilerini kullanıyorum çünkü. Ya ben harcadığım paranın içinde AK Partililer de var, MHP'liler, HDP'liler. Herkesin parasını kullanıyorum. Dolayısıyla kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Demokrasi de böyle bir rejim. Tam tersine demokrasi güçlülerin rahat ettiği bir seçim değil. Zayıflar, az olanlar rahat ediyorsa o zaman demokrasi var demektir o ülkede, o şehirde. Yoksa çoğunluk ele geçirsin, azınlığa zulmetsin, hakkını yesin. Böyle bir demokrasi yok. Biz de işte o demin örnek verdiğim bir kişiye başkan vekilliği veriyoruz. Söz hakkı veriyoruz. Grupları olmamalarına rağmen. Ben inanıyorum ki CHP zaten diğer ilçelerde de, büyükşehirde de Tunsoyer aynı modeli uyguluyor. AK Partililer hak etmedikleri halde saatlerce konuşuyorlar, söz alıyorlar, önerilerde bulunuyorlar, abartıyorlar. Ama olsun, iktidar biziz, muhalefet rahat etmeli. Hiçbir gerekçeye sığınmamalı. Biz konuşturulmuyoruz, hakkımız yeniyor, haberimiz yok dememeli. Demokrasi böyle bir rejim. Tahammül rejimi. Biz de sivil toplumla iletişimimiz iyi. İşte kent konseyi örneğini verdim. Kent konseyini belediye başkanı değil, onlara seçtireceğiz. Ve arkasında duracağız. Birlikte görev yapacağız. Başkanım, bir de hoş geldin bebek projesi var. Siz bunu değinmediniz, atladınız galiba. Evet. Yeni doğum yapmış annelere sanırım bebek seti. Ağustos'tan beri gönderiyoruz. Ortalama her gün bir iki bebeğimiz oluyor. Ben de bir evi ziyaret etmiştim. Çok başarılı. Burada da zengin fakir yok. Yani 10 milyonluk evde oturanı da aynı muamele. Kiracı olanı da, yoksul aileye de aynı muamele. İşte 450 öğrenciye tüketim fişi dağıttık. Ve bunları biz belirlemedik. Okul müdürleri belirledi. Ve biz o çocuklara fiş dağıtmadık. Okul müdürlerine verdik. Okul müdürleri ona ailelerine gizlice verdiler. Ya şunu yapmadık. 450 öğrenciyi konferans salonuna toplayıp onların ellerine bakın CHP'li belediye başkanı size
falan marketten alışveriş fişi veriyor dedirtmedik. Ben onların ailelerini de bilmiyorum, isimlerini de bilmiyorum, hangi partiden, hangi ilden olduğunu da bilmiyorum. Okul müdürlerinin bize verdiği listeyi adet olarak verdik. Okul müdürleri de teslim etti ailelerine. Yani onlara da okullara, okulların badana, boya, bakım, bank, sundurma, kamera vesaire spor aletleri ihtiyaçlarını karşıladık tamamını. Müthiş bir işbirliği. 22 okulumuz var, özel dahil. Yani bir belediye başkanı orada yaşayan herkesle işbirliği yapar ancak başarılı olabilir. İsterse kasanız para da olsun. İşbirliği yapmazsanız hizmet yaptırmazlar size. Evet, haklısınız. Yapamazsınız yani. Bu demokrasinin gereği de böyle yapmak durumundasınız. Kimseyi yok saymamasınız. Oy verdi, vermedi. Yarın verecek, vermeyecek. Bu hesaba girerseniz çıkamazsınız. Başkanım bir de WhatsApp iletişim hattı kurdunuz. Halkla iletişim çalışmaları. Bunun amacı ne? Yani çalışmalarınızı halka anlatmak adına mı? Onlarla bilgilendirmek adına mı? Şöyle, sorunları alma aslında. İnsanlar şu ana kadar yaklaşık 5000 kişi WhatsApp, mail, dilekçeyle bize başvurdu sorunları. Biz anında ilgili müdürlüklere iletiyoruz. Yani şu anda beni hiçbir muhtar aramıyor mesela. Çünkü anında iletiliyor, anında çözülüyor. Yani hat açık belediyeyle, iletişim açık herkese. Müdürlere, başkan yardımcılarına, orada zaten hemen girişte 5 tane bayan personelimiz insanları karşılıyor. Telefonla WhatsApp'tan gelen mesajlar ilgili birimlere iletiliyor. Sonra dönülüyor, bilgi veriliyor. Falan kurum çözecek, falan zamanda çözecek. Bir de kadın kooperatifinden bahsetmek istiyorum. Yani benim bu dönem en başarılı olmak istediğim konulardan biri kadın. Ve kadın kooperatif, üretim kooperatifi. Yüzlerce kadınımız şu ana kadar meslek sahibi oldu. Üretimin içinde olanlar var. Bu slow food şehri yapma hedefimizin kaldıraçlarından biri kadınlar. Kadınlar girişimci olacak, esnaf olacak, üretecekler, bu lezzetleri sunacaklar. Önümüzdeki yani altyapıyı oluştururken bir taraftan da üst yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunu kadınlar yapacak ekseriyetle. Tabii ki her yaştan, her cinsiyetten insan olacak ama kadınlar bunun öncüsü olacaklar neredeyse. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin başka bir programınız var. Bu yüzden bugün biraz kısa kesmek zorunda kaldım. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim başkanım. Dayanışma anlamında birbirimizin yaralarına bakım yapma anlamında yoksullaştığımız sözde modern yaşamın içinde nefes almaya çalıştığımız böylesi zamanda sizler gibi değerli varlığın bizlere güç kaynağı oluyor. Öyle ki insanların birbirlerinin için sağlama yapacakları alanların yok olduğu modern hayatlar ve modern zamanlar şanssızlığı içinde iyi ki dedirten sahip olduğumuz tüm güzel değerler adına size çok çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum Doğan kardeşim. İyi ki varsınız. İyi ki gazete ve televizyonu var. Bütün izleyicilere teşekkür ediyorum. Günün bu saatinde bizlere zaman ayırdıkları için. Ben inanıyorum her şey daha güzel olacak. Önümüzde kongreler var. Yarış rekabet olabilir ama birbirimizi kıracak, üzecek. Hiç kimseyi dışarıda bırakmamamız lazım. Üzecek, kıracak davranışlarda bulunmayıp kimseyi dışarıda bırakmamamız lazım. Çünkü herkes lazım. Herkes bu partiye lazım. Mutlaka bir gün hep beraber olacağız. Seçim bitecek. Ve önümüzdeki dönemde sadece büyük şehirleri değil, hep beraber göreceğiz ve yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Artık İzmir'den sadece belediye başkanları, meclis üyesi değil, bakanlar çıkacak aramızdan, bölge müdürleri çıkacak, müsteşarlar çıkacak, büyük elçiler çıkacak bizden, yani arkadaşlarımızdan. Atatürkçü, cumhuriyetçi, çağdaş, layık gençlerimiz, becerikli yöneticilerimizin bir kısmı kamuda görev alacaklar. Yüksek rütbede vali olacaklar, kaymakam olacaklar. Artık hedefimizi ben delege olacağım, meclis üyesi olacağım, ilçe başkanı olacağım değil. 2 yıl sonra yapılacak seçimde çocuğum vali olacak, kaymakam olacak,
bölge müdürü olacak hedefleri koymamız lazım. Evet. Bu hedef çok yakın. Yani birkaç puanla erişebilecek bir hedef. Bu önemli de bir hedef bence. Bunu heba etmeyeceğimize inanıyorum ben. Duyarlı bütün kardeşlerime, örgütte görev yapan bütün arkadaşlarıma haddim olmayarak bu çağrıda bulunmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım biz de çok teşekkür ederiz. Erzurum Dörtler Derneği Saadettin Arda size selam çok söylemiş. Selam ve sevgilerini göndermiş. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Değerli başkanımızı konuk ettik. Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.